Bugün sizlerle kuvvet ve hareket ünitesine giriş yapacağız. Geçen seneden bildiğimiz bir konu aslında. Birazcık hatırladığımız bir konu. Mesela neyle ölçülüyordu? Ne etkisi vardı? Bunları geçen seneden öğrenmiştik. Kuvvetin birimi neydi? Ama üzerinde kısaca geçeceğiz ve sonra birazcık daha yeni şeyler ekleyeceğiz bu öğrendiklerimizin üzerine. Kuvvet nedir? Duran bir cismi hareket ettirebilen, hareket eden bir cismi durdurabilen, cisimlerin yönünü, hızını, şeklini değiştirebilen, etkiyi yapan şeye kuvvet diyoruz biz. Mesela itme çekme kuvveti olabilir ya da temas gerektiren ve temas gerektirmeyen kuvvetler vardı geçen seneden hatırladığınız. Bir cisme temas etmeden de o cismi hareket ettirebiliyorduk, değil mi? Mesela yer çekimi, manyetik kuvvet gibi kuvvetlerle. Peki. Mesela burada bakalım. Duran bir aracı hareket ettiriyor, ittirerek. Ya da araba oraya doğru gidiyorsa arabayı hızlandırabiliyor. Şuradaki futbolcuya baktığınız zaman ona doğru bir top geliyor ve o topun yönünü değiştiriyor. Ters yönde bir etki yaparak ona. Aşağıda odunları testereyle keserek odunların şeklini değiştiriyorlar. Odunlarda bir şekil değişikliğine sebep oluyorlar arkadaşlar. Burada iki kişi birlikte arabayı ittirerek arabanın daha hızlı gitmesini sağlıyor olabilirler. Ya da çocuk arabayı o tarafa çekiyorsa, kız da tam tersi yönde çekiyorsa ikisi arabayı zıt yönde çekerek durdurabilirler, yavaşlatabilirler gibi etkileri olabilir. Peki kuvvetin özellikleri neydi? Kuvveti biz kısaca hangi harfle gösteriyorduk? Hatırladık mı? Kuvveti kısaca hangi harfle gösteriyorduk? F harfiyle gösteriyorduk. Bu da force'dan geliyordu. Force. Force'un F'si. Force kuvvet demek. Force'un F'si. Buradan gelsin aklınıza. Peki birimi neydi? Neydi, neydi, neydi? Evet, Newton amca. Newton'dur. Newton'dur ve N ile, kısacası N harfiyle gösteriyoruz. Peki neyle ölçüyorduk? Hatırlıyorsan şöyle içinde yay olan bir alet vardı. Neydi bu? Evet. Doğru bildin. Dinamometre ile ölçülüyor. Evet, şimdi kuvvetin nesi var peki? Her kuvvetin yönü, doğrultusu ve bir büyüklüğü vardır. Mesela buna etki eden kuvvet aşağıya doğru, değil mi? Ve bunun ağırlığı ne kadarsa o kadarlık bir kuvvet etki ediyor. Bakalım şimdi bunlar üzerine konuşacağız biraz. Doğrultu nedir? Doğrultu aynı düzlemde birbirine zıt iki yönden bahsediyor. Mesela araç doğuya doğru gidiyorsa aracın doğrultusu doğu batıdır diyeceğiz. Araç güneye gidiyorsa aracın doğrultusu güney kuzeydir diyeceğiz. Ya da kuzey güneydir diyeceğiz. Evet, yönde dört tane yönümüz var. Doğu, batı, kuzey ve güney. Burada aşağısı güney, yukarısı kuzey, sağ taraf doğu, sol taraf da batıyı gösteriyor. Aklımızda şurada kalabilir. Biz mesela batıda yaşıyoruz. Karadeniz kuzeyde, Antalya güneyde, Doğu Anadolu mesela Kars, Ardahan gibi yerler doğuda. Aklımızda buradan kalabilir. Büyüklük nedir? Büyüklük de dinamometre kaç Newton'u gösteriyorsa o değerdir. Yani mesela 20 Newton. Ne kadarlık bir etki yapıyorsun? 15 Newton. Buradan şimdi örneklerle devam edeceğiz arkadaşlar. İki tane cisim var. Birisine sağa doğru bir kuvvet uygulanmış, birisine yukarıya doğru bir kuvvet uygulanmış. Şimdi bunların yönünü, doğrultusunu ve büyüklüğünü bulacağız. Bakıyorum. Şimdi ilk önce size şunu gösterelim. Bunu bir pratik olarak verelim bence. Evet. Pardon.
Yukarısı kuzeydi, aşağısı güneydi, sağ taraf doğuydu, sol taraf da batıydı. Bunları yazıyorum. Şimdi buradan devam edeceğim. Bakıyorum, sağa doğru hareket etmiş. Esa neydi? Sağ benim. Doğum. Hop 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 hop. Şekilde gitti. Tekrar çizelim. Kuzey, güney, doğu ve batı. Pardon, şekil kaymış. Bununla yedim, tamam. Buradan bakalım şimdi. Yukarısı kuzey, aşağısı güney, sağ taraf doğu, sol taraf batı. Bakıyorum birinci şekildeki kuvvet sağa gösteriyor. Yani yönü doğu. Yönü doğuysa doğrultusu doğu batı doğrultusudur. Şu çizgiden geliyor. Doğu batı doğrultusu. Büyüklüğü kaç Newton? 15 Newton. Şimdi aşağıdakini kendimiz yapmaya çalışın. İstiyorsanız videoyu durdurabilirsiniz burada. Şimdi bakıyorum. Yukarıya doğru hareket etmiş. Yukarısı benim kuzeyimdi. Şu doğrultuya ben ne diyorum? Kuzey, güney doğrultusu. Peki büyüklük neydi o zaman? Büyüklük de 20 Newton'du. İşte bu kadar. Şimdi bir tane daha örnek yapalım. Evet, sol tarafı gösteriyor. Sol taraf neydi? Batı. Evet. Peki doğrultusu neydi o zaman? Şöyle çiziyorum yine. Doğu batı doğrultusuydu. Peki büyüklük zaten direkt ortada. 9 Newton. Buna bakıyorum. Aşağıyı gösteriyor. Aşağısı neydi? Güney. O zaman doğrultusu kuzey-güney doğrultusu. Doğrultu dediğimiz şöyle bir çizgiden bahsediyoruz. Silelim tekrar. Büyüklüğü direkt vermiş zaten bize. 4 Newton'dur. Evet. Bir tane de siz yapın bakalım mesela. Şunu yapalım. Bir tane çizelim aşağıya doğru. 15 Newton. Evet, bunun yönü neydi? Doğrultusu ve büyüklük. Evet, aşağıyı gösterdiği için yönü güney. Doğrultusu kuzey güney. Büyüklüğü ise 15 Newton. Evet. Keşke kuvvet nedir? İki ya da daha fazla kuvvet varsa bir cisme uygulanan, bu cisme yapılan etkiyi tek başına yapan kuvvete ben bileşke kuvvet diyorum. Mesela iki kişi kendisine doğru çekip masayı hareket ettirebilirler. Evet, ama bunu tek başına yapan kuvvet o kuvvetlerin bileşkesidir. Biz bileşke kuvveti R sembolüyle gösteriyoruz. Aynı yöndeki kuvvetlerin bileşkesi. Mesela iki tane kuvvet uygulanıyor dedim. Bir masa var, iki kişi çekiyor gibi düşün bunu. Birinci kişi 12 Newton'la, ikinci kişi 4 Newton'la çekiyormuş gibi düşünelim. Şimdi masa 12 Newton'la mı hareket eder, 4 Newton'la mı hareket eder? Hangisiyle? Burada şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. İki kuvvet de aynı yönde olduğu zaman bu kuvvetler daha da artarak yoluna devam ediyor. Yani iki kuvvetin de hareket ettiği yönde ve 16 Newton aynı yönlü kuvvetler varsa arkadaşlar bunları toplayacağız. Aynı yönlü kuvvetleri toplayacağız. Şimdi bir tane daha soru yapalım bununla ilgili. Mesela bu nereye gidiyor? Kuzeye. Bu nereye gidiyor? Bu da kuzeye. O zaman ikisi de aynı yönlü diyemez miyiz? Kuzeye. Bir 9 Newton var. Bir de 20 Newton'um var. Topla. O zaman bu kutucuk
yukarıya doğru 29 Newton'la kuzey yönünde hareket ediyor. Kuzey. Doğrultusu da kuzey, güney. İkisi de aynı doğrultuda ve aynı yönlü kuvvetler. Buna bakalım. Evet, işimiz biraz daha zorlaştı. Şimdi 3 tane kuvvet var ve üçünün de gittiği yönlere bakacağız şimdi. Bakıyorum. Kuzey. 6 Newton'luk yere bakıyorum. Kuzeyi gösteriyor. Aşağıya bakıyorum. 10 Newton'luk kuvvet. Bu da kuzeyi gösteriyor. Aa, ne yapacağım şimdi? Arkadaşlar, bu hareket eden cisim hepsinin toplamı kadar bir kuvvetle hareket eder. Yani hepsi aynı yönlü olduğu için topla. 10, 12, 6 topladım. 28 Newton. Kuvvetlerin hepsi zaten yukarıyı gösteriyor. Yani kuzey yönde 28 Newton'la hareket eder bu cisim. Mesela bunu şöyle gösterebilirim ben artık. Bu cisim şöyle hepsini topladım. 28 Newton'la hareket eder diyebilirim. Evet, şimdi peki aynı yönlü olduğu zaman kuvvetler artarak yoluna devam etti. Zıt yönlü olduğu zaman ne yapacağız? Mesela ben 12 Newton'la çekiyorum masayı kendime doğru. Sen de masayı 4 Newton'la kendine doğru çekiyorsun. Peki hangimizin yönünde hareket edecek bu masa? Evet. Tabii ki de benim yönümde hareket edecek. Peki 12 Newton'la mı hareket edecek? Hayır. Sen benim uyguladığım kuvvete engelleyici bir etki yaptın. O yüzden ne benim kuvvetim ne de senin kuvvetin olacak. 8 Newton arkadaşlar. Büyükten küçüğü çıkartacağız. Burada farklı yönde bileşke kuvvet farklı yöndeki kuvvetlerin bileşkesini buluyorsak eğer büyük kuvvetten küçük kuvveti çıkartacağız ve şunu diyeceğiz. Bu cisim büyük olan kuvvetin yönünde hareket eder. Yani batıya doğru 8 Newton'luk bir kuvvetle hareket eder. Bunun bileşkesi batıya doğru 8 Newton. Mesela şuna bakalım. A cismine etki eden aşağıdaki kuvvetlerden hangileri aynı doğrultuda ve zıt yönlüdür? Aynı doğrultuda diyorsa aynı çizgi üzerinde, aynı doğrultuda doğu batı ya da kuzey güney olacak. Zıt yönde dediği için biri kuzeye gidiyorsa biri de güneye gidecek. Bakalım şimdi. Bakalım F4 ve F2 aynı doğrultuda. F4 batıyı gösteriyor. F2 doğuyu gösteriyor. Evet, o zaman F4 ve F2 olabilir. Peki bunlara bakalım. F3 ve F1 aynı doğrultuda. F1 kuzeyi gösteriyor. F3 de kuzeyi gösteriyor. Ama bana zıt yönde demişti. O yüzden cevap sadece F2 ve F4 olacak. Peki buna bakalım. İlk önce yönlerine bakıyorum. Aynı yönlü mü, zıt yönlü mü? Bu batıyı gösteriyor. İkinci kuvvet doğuyu gösteriyor. O zaman bunlar zıt yönlü. Zıt yönlü olunca birbirlerinden çıkartacaktık ve büyük olanın yönünü seçecektik. Büyük olan batı. 40 Newton daha büyük olduğu için batıyı seçiyorum. Büyükten küçüğü de çıkartıyorum. 40'tan 12'yi çıkardım. 28 Newton batı yönünde hareket ediyor bu cisim. Buna bakalım. İşler zorlaştı. Şimdi ne yapacağım? Bu yukarıyı gösteriyor. Yani kuzeyi. İkinci kuvvet 6 Newton yine kuzeyi gösteriyor. Üçüncü kuvvet 24 Newton güneyi gösteriyor. Ne yapacağım şimdi? Bunlar, bu ikisi aynı yönlü olduğu için bunları toplayacağım. Aynı yönlü gördüğün zaman topla. Şimdi kutucuğa tekrar çiziyorum. 18 Newton yukarıya çeken kuvvetler. 24 Newton da aşağı çeken kuvvetler. Şimdi biri kuzeyi gösteriyor, biri güneyi gösteriyor. Hangisinin yönünde hareket edecek? Hangisi büyük? Tabii ki de güney. Zıt yönlü olduğuna ne yapıyorduk?
Büyükten küçüğü çıkartıyorduk. 24'ten 18'i çıkarttım. Cevap 6 Newton yaptı. Peki buna bakalım. Cisme etki eden net kuvvetin F1 yönünde 2 Newton olabilmesi için F2 kuvvetinin kaç Newton olması gerekiyor? Yani bunlar ikisi de zıt yönlü ama bileşke buraya doğru olacak. O zaman bu tarafın bundan şu F1'den 2 eksik bir şey olması lazım. 6'dan 2'yi çıkartıyorum 4 Newton. Bakalım 6'dan 4 çıktı 2 büyük olan 6'nın yönü olduğu için cevap doğru. Buna da bakalım. F1 kuvveti 60 Newton. F2 kuvveti 35 Newton'dur. Bu kuvvetlerin bileşkesinin en büyük değeri ne olabilir? Şimdi bileşkenin en büyük değeri alabilmesi için şunu düşüneceğim. İkisi aynı yönde mi olsun yoksa zıt yönde mi olsun kuvvetlerin? Mesela masayı hareket ettireceğiz. Bir kişi karşıdan kendine doğru çeksin. Bir kişi karşıdan kendine doğru çekerse mi daha rahat ittiririm? Yoksa iki kişi aynı yöne doğru ittirirse mi daha rahat hareket ettiririz? Bunu düşüneceğiz. O yüzden şunu şöyle söyleyebiliriz. İki kişi ya da iki kuvvet aynı yöne doğru olursa kuvvetler en büyük değeri alabilir. O zaman şöyle düşünebilirim bunu. 60 Newton bunu buraya hareket ettirsin. 35 Newton da buraya doğru hareket ettirsin. İkisi aynı yönlü olduğu için topluyorum ve 95 Newton en büyük değer olabilir. Buna bakalım. 40 Newton sağa doğru yani doğuya. 35 Newton sola doğru yani batıya. O zaman bu nereye doğru hareket edecek? 40 Newton mu büyük, 35 Newton mu? Evet, 40 Newton daha büyük olduğu için doğuya hareket edecek. Peki bileşke kaç? İkisi zıt yönlü olduğu için 40'tan 35'i çıkartacağım ve bileşken benim 5 Newton. Buraya da kendimiz bir değer yazalım. 32 Newton olsun. Evet. Bu sola doğru 32 Newton, sağa doğru 12 Newton. Zıt yönlü olduğu için çıkartıyorum. 32'den 12'yi çıkarttım. 20 Newton. Büyük olan burayı gösterdiği için ben de bu yönü seçiyorum ve batıya doğru 20 Newton diyorum. Evet, burada birazcık daha zorlaştı. Şimdi ne yapacağım? 4 tane kuvvet var. Bakalım. İlk önce şunlara bakalım. Bunlar aynı yönlü mü? Evet. Aynı yönlü gördüğün zaman ne demiştim? 20 Newton. Bu cismi 20 Newton sağa doğru çekiyor. 20 Newton sola doğru çekiyor. O zaman bunlar birbirlerini götürmez mi? 20'den 20 çıktı. 0 kaldı zıt yönlü çünkü ikisi de birbirine. Şuna bakalım o zaman. Aşağıya doğru 20 Newton, yukarıya doğru 14 Newton etki ediyor. Hangisi daha büyük? 20 Newton mu 14 Newton mu? Evet, 20 Newton daha büyük. O yüzden aşağıya doğru 20 eksi 14 eşittir 6 Newton'dur bunun bileşkesi diyoruz. Evet arkadaşlar. Bugünlük kuvvet ve hareket ünitemizin sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Soru